Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde Mikrobit ile Vatan Marşı'nı çalacağız. Bunun için önce Mikrobit'imize iki tane timsah kablo bağlayacağız. Birini GND'ye, diğerini sıfır pinine bağlıyoruz. Ve bu sıfır pininden gelen kabloyu buzzer'ın uzun bacağına takıyoruz. GND'den gelen kablo ise kısa bacağına. Şimdi burada hemen yapalım. Öncelikle GND'ye timsah kablomuzu takalım. Bu şekilde. Ve timsah kablonun diğer ucunu buzzer'ımızın kısa olan bacağına takıyoruz. Şuraya. Sıfır pinine ise bir başka timsah kablo takıyoruz şu şekilde. Ve bu timsah kablonun diğer ucunu ise buzzer'ın uzun bacağına takıyoruz. Şöyle artı olan kısmına. Bu şekilde devremizi tamamladıktan sonra şimdi kod bölümüne geçelim. Kodlamak için nota bilgisine sahip olmayan öğrencilerimiz için şöyle basit düzeyde notaları çıkarttım. Bunu nasıl kodlayacağız? Şimdi gelin ona bakalım. Burada bakın notaları bu şekilde verdim. Örneğin do notasının yanında kısa bir çizgi var ise bu birlik vuruş anlamına gelecek. Eğer hiç çizgi yoksa yarım vuruş, uzun bir çizgi varsa ikilik vuruş olarak kodlayacağız. Birinci satırı Mikrobit'in A düğmesine bastığımızda çalacak. İkinci satırı B düğmesine basıldığında çalacak. Üçüncüsünü AD düğmesine bastığımızda çalacak ve son satırı ise Mikrobit sallandığında çalacak. Şekilde kodlarımızı yazıyoruz. Şimdi bunun için makecode.mikrobit sitesine girişimizi yaptıktan sonra yeni proje başlat deyip ismine de Vatan Marşı diyelim. Ve oluştur diyoruz. Create'e basıyoruz. Bu blokları hemen silelim. Ve input kısmından A düğmesine basıldığında biz notaları buraya ekleyeceğiz. Şimdi birinci satırda kaç adet nota vardı? Buna bakalım. 2, 4, 6, 7 adet nota var. Onun için buraya müzik kısmından 7 tane şuradaki notalardan alacağız. Şöyle alalım ve bunları kopyalayarak çoğaltalım. Şu anda 3, 6 ve son notam birinci satırın son notası 7. notayı da ekledim. İçine yerleştirdikten sonra hemen buradan notalarıma bakıyorum. Bakın birinci nota do notası birlik vuruş. İkinci nota do notası yarım vuruş. Daha sonra mi var ikilik vuruş. Böyle üç notayı kodlayalım şimdi. Birinci nota zaten do notası olarak seçilmiş bir birlik vuruş. İkinci nota da do'ydu hatırlarsanız ve bu yarım vuruş olacak. Şöyle tıklıyoruz buradan. Yarım vuruş olarak kodluyoruz. Üçüncü notamız mi notasıydı. Üzerine geldiğimizde zaten piyanonun üzerinde çıkıyor. Mi notası. Mi notası ikilik vuruştu. Onu da ikilik vuruş olarak ayarladım. Daha sonra fa notası birlik, re notası birlik ve yarım vuruşluk re notası var. En son notamız do notası ve uzun bir çizgi olduğu için ikilik vuruş olarak kodlanacak. Hemen bakalım.
Fa notasını kodluyoruz. Birlik vuruş. Re notası gelecek. O da birlik vuruş olacak. İkinci re notamız yarım olacak. Re olarak seçtik. Bunun vuruşunu değiştiriyoruz. Yarım vuruş. Ve son olarak do notası da yine ikilik vuruş olarak kodlanacak. Şimdi A düğmesine basıp dinleyelim. Evet, birinci satırın notaları hazır. Şimdi ikinci satır için input sekmesinden A düğmesine değil de B düğmesine basıldığında çalsın diyoruz. Şuradan da kopyalayabiliriz ya da yeniden nota alabiliriz. İkinci satırda kaç adet notamız vardı ona bakalım. 3, 6, 9 adet notamız var. Şöyle de yapabiliriz. Bunu kopyasını çıkartıp B notasına dönüştürelim ve üzerinde bunu silelim. Notaları hemen değiştirelim. 7 taneydi. 2 tane nota daha eklemek suretiyle ikinci satırımızı da programlayabiliriz. Şimdi kodlara yine notalarımıza bakalım. Mi yarım vuruş, sol yarım vuruş, do birlik vuruş. Mi, do, sol şeklinde kodlayacağız. Bu yarım vuruş olacak. Do da yarım vuruş. Sol birlik vuruştu. Evet, bu şekilde. Sonra si, do, re geliyor. Si, do yarım, re birlik vuruş olacak. Da yarım olacaktı. Re birlik vuruş olacaktı. Son üç notamıza bakalım. Si la sol bu sefer. Sol ikilik vuruş. Diğerleri yarım şar vuruş. Tekrar bakayım. Si la sol. Yarım vuruş. Ve sol notamız ise ikilik vuruş şeklinde topladık. Tekrar kontrolümüzü yapalım. Doğru. Şimdi B ile ikinci satırımızı çalsın. Evet, bu şekilde. Şimdi üçüncü satırın notalarına bakalım hemen. Üçüncü satırda da yine 6, 7, 8 notamız var. Yine bunun kopyasını çıkartıp bu sefer bunu AB düğmesine basıldığında çalması için değiştirdim. Ve notalarını hemen kodlayalım. Evet, birinci sol birlik vuruş, ikinci sol yarım, do notası ise ikilik vuruş şeklinde başlıyoruz. Sol sol, do olacak. Do ikilikti. Bir bakalım tekrar. Bir yarım ve iki olmak şekli olma suretiyle kodluyoruz.
Birlik, yarım ve iki. Evet, doğru. Sonra fa birlik, la birlik nota, sol ikilik nota şeklinde. Fa, la, sol. Evet, sonra mi ve do notası gelecek. Onlar da birerlik vuruş. Burada mi diyelim. Bir nota daha ekleyip do notasını seçiyoruz. Ve hemen AB düğmesine basıp o da oldu. Şimdi son olarak sallandığında, mikrobiti salladığımızda kalan son satırımızı çalacak. Orada kaç adet notamız var? 2, 4, 6, 7 tane. A bloğunda olduğu gibi. Buradan notaları kopyalayabiliriz ya da şuradan yenisini alıp 7 adet notayı ekleyebiliriz şu şekilde. Şöyle yerleştirdik. Şimdi notalarımıza bakalım. Fa, sol, fa, mi. Birinci fa birlik. En son mi de birlik nota. Diğer ikisi yarım şar vuruşluk. Fa, sol, fa, mi. Sonra re, do. Do en son notamız. İkilik vuruş. Diğer ikisi yarım şar vuruş. Re, do gelecek. Da yarım vuruş olacak ve re notası olacak. Ve son notamız mi notası. İkilik vuruş şeklinde kopluyoruz. Tekrar kontrolümüzü yapalım. Edersiniz. Doğruymuş en son notamız. Evet. Şimdi sallandığında en son satırı çalacak. Evet, şimdi tamamını dinleyelim. Şekilde hazır etmiş olduk. Şimdi mikrobitimizi bilgisayarımıza bağlayıp kodları yükleyelim ve gerçek mikrobit üzerinde nasıl çalınacak ona bakalım. Evet, buradan bağladık ve şuradan da yükle diyoruz. Cihazı eşleştirmemiz gerekiyor. Evet, şu an eşleşti. Indir diyoruz. Şu an bilgi cihazımıza yüklendi mikrobitimize. Evet, şimdi
İlk olarak A notasına, sonra B notasına, sonra A, B'ye beraber basacağım A ve B düğmesine. En son mikro biti şöyle bir sallayacağız ve müziği çalacak bu şekilde Vatan Marşı'mızı. Evet, marşımızı bu şekilde çaldı. Hazır olduğu için ses çok az geliyor. Tekrar şu şekilde mikrofonu tutarak yapalım. Evet, bu şekilde çalışmamızı tamamladık. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.